Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri bizden daha çok seven o kutlu peygambere, al ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, az evvel 12. cüzün tilavetini dinlemiş oldunuz. Şimdi de Allah'ın izni ve inayetiyle 12. cüzün mesajlarını, temel mesajlarını aktarmaya, izah etmeye çalışacağız. Allah-u Teala cümlemizi müstefid olanlardan eylesin. Malumunuz, Diyanet İşleri Başkanlığımız bu sene Ramazan temasını şifa ayı Ramazan olarak belirlemiştir. İnsanlık olarak korona ile mücadele ettiğimiz şu süreçte aslında bu tema bize pek çok şey hatırlatmaktadır. Orucun bedenimiz için sıhhat, şifa olduğu malumunuzdur. Nitekim oruç tutun, sıhhat bulun sözü bunu veciz bir şekilde ifade etmektedir. Ruhumuzun şifa bulması ve maneviyatımızın artması için temel ibadetler yanında başta Kur'an tilaveti olmak üzere nafile ibadetler değerli kardeşlerim ve zikre devam etmek günün 24 saatinden en azından bir kısmını buna ayırmak pek mühimdir. Müslümanın manevi tekamülü kendine zaman ayırmasıyla ancak mümkün olabilir. Bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde Rabbimiz bizleri tefekkür etmeye, düşünmeye davet ediyor. Ve en nihayetinde kalplerin ancak Allah'ın zikriyle mutmain olacağını, huzura kavuşacağını bizlere bildiriyor. Şimdi aziz kardeşlerim, bu girizgahtan sonra gelin hep beraber 12. cüzün temel mesajlarını, temel mesajları üzerinde tefekkür edelim. Bu vesileyle Allah'ın izniyle bir nebze de olsa şifa, ruhumuz şifa bulur. 12. cüze baktığımızda değerli kardeşlerim, Hud suresinin birinci sayfası dışında tamamı ve 12 ve Yusuf suresinin ilk yarısı bulunduğunu görüyoruz. Sizlerle belirlediğimiz birkaç mesajı biz burada paylaşmak istiyoruz. Tabii takdir edersiniz ki bir cüzün mesajı 12 dakikaya sığacak yahut da 15 dakikaya sığacak kadar az değildir. Daha çok mesajlar var, içeriyor. Ayrıca okuma yaparak biz diğer mesajlara vakıf olabiliriz inşallah. Bizler burada sadece birkaç mesajı aktarmakla yetineceğiz. Değerli kardeşlerim, birinci mesaj, bütün canlıların rızkı Allah'a ait olduğu hususu mesajıdır. 12. cüzü ilk açtığımızda karşımızda hemen Ra'd suresi, Hud suresinin 6. ayeti bizleri karşılıyor. Bu ayette yeryüzünde bulunan bütün canlıların rızkı Allah'a ait olduğu üzerinde duruluyor, anlatılıyor. Ayet şu şekildedir. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَ Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Ayet-i kerimede bir tür pekiştirme, tekid olduğunu görüyoruz. Müfessirlerin ifadesiyle bunun iki tane sebebi var. Birincisi, takdir edilen rızık, bizler için takdir edilen rızık kesin bir biçimde hiç şüphesiz sahibine ulaşacaktır. Allah-u Teala bu konuda kulunun rahat olmasını, panik ve stres yapmamasını ister. Amaç, kulluğunu, taat ve ibadetini rahat bir şekilde, zihni
efendim rızıkla rızık geçimini temin etmek, rızkı temin etmekle meşgul olmasın diye ne yapıyor? Rabbimiz bize burada ayet-i kerimede bir pekiştirme ile ayeti bize Allah-u Teala gönderiyor. İkincisi ise, ikinci husus, ayet bize rızık için tevekkül etmeye yöneltiyor. Muhatabı bizleri sevk ediyor aslında. Tevekkül, bildiğiniz üzere, kişinin kendine ait olanı yaptıktan sonra, kendine düşeni, kendine düşen vazifeleri yaptıktan sonra neticesini Allah'tan beklemektir. Bunu hepimiz biliyoruz ama en nihayetinde rızkı verecek olan Allah Teala'dır. Değerli kardeşlerim, bizler mesajları anlattığımız için konu bütünlüğünden ziyade farklı konulara temas edeceğiz. Bir nevi aslında ufuk turu yapmış olacağız. Siz de takdir edersiniz ki ufuk turunda konular farklı olur. Bu mesajı aktardıktan sonra ikinci mesajımıza geçelim. 12. cüzde değerli kardeşlerim, başka ayetlerde olduğu gibi şu temel mesaj yine bizleri karşılıyor. Kur'an hem lafız hem mana bakımından Allah katındandır. Hem lafız hem mana olarak Allah katındandır. Temel mesaj aslında bu cüzde bunu görüyoruz. Diğer ayetlerde de var malumunuz. Hud suresi 13. ayette bu dile getirilmiş. Allah-u Teala peygamberin Kur'an ayetlerini uydurduğunu söyleyenlerden uydurulmuş 10 sure getirmelerini söylüyor ve bununla meydan okuyor. Devamında eğer bu çağrıya icabet etmezlerse o iftira atanlar, bu iddiada bulunanlar bunu yapamazlarsa Kur'an'ın Allah katından geldiğini bilmemiz ve kendisinden başka ilah olmadığını kabul etmemiz bizlerden isteniyor. Ve bu tarihe baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları Arapçada üst seviyeye ulaşmış insanlardı. Fesahat ve belagat açısından onların şiirleri Kabe'ye asılıyordu. O kadar ki fasih ve belagatlı konuşuyorlardı. Buna rağmen bir benzerini getirmekten aciz kaldılar değerli kardeşlerim. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'tan başka gelmiş olsaydı, başka bir ayetin mealini söylemiş oluyoruz, İçinde birçok tutarsızlıklar görürdünüz diyor. Bu gerek mana bakımından tutarsızlık, gerek de belagat açısından, fesahat açısından tutarsızlık olacağını görürdünüz diyor. Üçüncü mesajımıza gelecek olursak, değerli kardeşlerim, bu surede, Hud suresi özellikle 12. cüzde, peygamberlerin mücadelesinden bahsediyor sure. Peygamberlerin vazifesi nedir? Tevhid, risalet ve ahiret ile ilgili bilgileri vermeleri, insanları ve insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak ve dünyayı daha anlamlı ve daha yaşanılır kılmaktır onların vazifeleri. Dolayısıyla bir bütün olarak Hud suresinde tevhid, risalet ve ahiret konuları aktarılmıştır değerli kardeşlerim. Önceki ümmetlere gönderilen peygamberlerin tebliğ sırasında yaşadıkları sıkıntılar, zorluklar, muhataplardan çektikleri o sıkıntıları anlatıyor. Tebliği reddeden ve peygambere savaş açan kavimlerin helakı ayrıca dikkatimizi çeken hususlardandır. Baktığımızda Hazreti Nuh ve kibirli kavminin, Hazreti Hud ve hilekar kavminin, Hazreti Salih ve zalim kavminin, Hazreti Lut ve ahlaksız kavminin, Hazreti Şuayb ve sahtekar kavminin ve yine Hazreti Musa ve kendisini putlaştıran zalim Firavun ile mücadelesi ve zalimlerin helakı sonu bu surede anlatılmıştır. Kesinlikle zalimlere meyletmeyin emri serlevha olarak karşımızda durmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'un
Zulmü alkışlayamam. Zalimi asla sevemem. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu sözleri bu ayetin dilimize aktarılmış en güzel ifadelerindendir. Bir başka mesaj, hayatın zorluklarla, sıkıntılarla dolu olduğunu, bizlere düşen Allah'tan hep hayrı isteme ve imtihan konusunda, zorluklar karşısında sabır göstermemiz. Bu cüzde bildiğiniz üzere Yusuf suresinin ilk kısmı da bulunmaktadır. Sohbetimizin başında bunu ifade ettik. Yusuf suresinde sadece Yusuf peygamberden bahsediliyor. Başından ta sonuna kadar Yusuf peygamberin hayatı baştan sona anlatılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde Yusuf'la ilgili, Hazreti Yusuf'la ilgili bir bilgi verilmemiştir. Ne var peki? Hazreti Yusuf'un peygamber Yusuf'un kuyuya atılması, bir kervan tarafından çıkarılıp Mısır'da köle olarak satılması, Mısır'ın üst seviyede bir yöneticisi tarafından satın alınması ve bu süreçte yaşadığı sıkıntılar anlatılmıştır. Aziz'in karısı onu zinaya davet etmesi ve yanaşmayınca türlü hilelerle zindana attırması da ayrıca üzerinde düşünmemiz gereken hususlardandır. Hazreti Yusuf'un kıssasında her daim kıyamete kadar çıkarılacak dersler vardır aziz kardeşlerim. Onun iffetli duruşu, nefsine ve şehvetine esir olmaması günümüz bilhassa gençlerine, bizlere verdiği mesajlardan en çarpıcı, en gözde olanıdır. Takvadan başka bizi gayrimeşru şeylerden uzak tutacak başka hiçbir sistem yoktur. Fertlerin başına asker de, polis de dikseniz takvanın yaptığını yapamazlar. Özellikle Allah'ın rızası olmadığı bir şeyle, bir işle, bir haramla karşı karşıya kaldığımızda ve bizi ondan uzaklaştıracak takvamızdan başka elimizde bir şey olmadığında bizi ondan sakındıracak yegane şey takvamız olacaktır. O halde şunu diyebiliriz. Takva, Müslüman ferdin savunma sistemidir. Bize düşen ruhumuzu beslemek aziz kardeşlerim. Maneviyatımızı ve takvamızı üst limite yükseltmektir. Aksi takdirde en küçük bir sarsıntı bir depremde sarsılır ve yıkılırız Allah korusun. Cüzümüzün sizinle paylaşacağımız en son mesajı Efendimizin hadisine de konu olan yine Hud suresiyle ilgili istikamettir. Efendimiz sure inince diyor ki Şeyyebetni Hud, Hud suresi saçlarımı ağarttı. Festeqim keme umirte ve men tebe ma'ake ayeti inince bunu söylüyor. Sen diyor ve seninle birlikte iman edenler dost doğru olun. İslam'ı bir bütün yaşayın. İslam'ı sadece camiye, sadece ibadet yapılan yerlere sığdırmayın. İslam dini bir bütündür. Bizim hayatımızın tamamına hitap eden, ve talip olandır değerli kardeşlerim. Necip Fazıl Kısakürek'in efendim deyimiyle namaz diyor camiden çıktıktan sonra başlar. Hac diyor haçtan döndükten sonra başlar. Aslında bir nevi bu istikamete işaret etmiş oluyor. Değerli kardeşlerim bizler bu kısa süre içinde birkaç mesajı paylaşmış olduk. Dileyen bu konuyla ilgili hazırlanmış kitaplarımız da var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan Rıfat Oral hocamızın her cüzden 3 mesaj şeklinde o okunabilir. Ve tefsir tabi tefsir başta olmak üzere yine mealden de diğer mesajları anlayıp öğrenebiliriz. Rabbim cümlemizi istikametten, doğruluktan ayırmasın.
Zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve cahilliğe uğramaktan Rabbim cümlemizi korusun. Sıhhat, afiyet içinde bizi bayrama ulaştırsın inşallah. Kalın sağlıcakla.